Arkadaşlar bu dersimizde Türkiye'de tarım ve hayvancılıktan bahsedeceğiz. Tarım ve hayvancılık dendiğinde ülkemiz dünya üzerinde önde gelen ülkelerden bir tanesi. Fakat bazı alanlar yüzey şekillerinden dolayı tarıma elverişli olmayabilir. İşte o alanların neler olduğu, hangi alanlarda tarımın daha kolay yapılacağı ve bunu desteklemek için yapılan bütün uygulamalar nelerdir? Onlara bir bakacağız. Şimdi tarım deyince aklımıza daha çok düz sahalar, ovalık sahalar gelecek. Peki bu sahalar Türkiye'de genellikle hangi bölgelerde yoğunlaşmış ve tarımın yoğun olduğu bölgeler nelerdir? Şimdi onları bir göz atalım. 0-500 metre arası düzlükler dediğimiz yerler tarım için uygun sahalardır genel olarak. Bunlar Bafra Çarşamba Ovaları gibi delta ovalarıdır. Bafra Çarşamba Ovaları nerededir arkadaşlar? Batı Karadeniz'in hemen devamında olan Orta Karadeniz'in içerisinde yer alır. Yani Orta Karadeniz bölümünün kıyı sahaları delta ovaları bakımından Bafra ve Çarşamba'ya sahip olup buralarda tarımın yoğun yapabileceği alanlar arasına girmiştir rahatlıkla. Gediz Ovası yine aynı şekilde. Bursa, Gönen, Antalya, Balıkesir, Hayran ve Ergen da yine aynı şekilde tarımın yapılabileceği, rahatlıkla yapılabileceği 0-500 metre arası düzlüklerdir. Peki 500 bin metre arası düzlükler nelerde ülkemizde? Onlara bir bakalım. Urfa, Konya, Muş, Malatya, Tokat, Çorum, Amasya, Idır ve Elbistan gibi şehirlerimizin bulunduğu alanlarda bu ovalara rastlamamız mümkündür. 1000 ile 2000 metre arasındaki düzlükler nelerledir? Erzurum, Ağrı, Kars, Van, Erzincan ve Pasinler Ovası yükseltisi 1000 ila 2000 metre arasındaki ovalardır. Şimdi şöyle bir genel bakarsak Türkiye'de genellikle düz alanlar batı bölgelerde daha yüksek alanlar doğu bölgelerde toplanmış. Öyleyse batı bölgelerimizdeki alanlarda tarım yapmak çok daha kolay iken Dondolu bölgesine gidildikçe tarım yapabileceğimiz sahalarında daraldığını söyleyebiliriz yükseltinin etkisiyle. Şimdi haritada bir bakarsak renklendirme yöntemi istedi diyelim bizden. Haritada renklendirme yöntemiyle ilgili Basamaklarımızı hatırlarsak 0-500 arasını rahatlıkla yeşil renkle gösterebiliriz. O zaman bir fiziki Türkiye haritasında renklendirme yöntemiyle kullanılan bir haritada yeşili gördüğüm zaman daha düze yakın sistemler buradadır diyebiliriz. 500 bin daha da yüksek yerleri, 1.000-2.000 ise daha da yüksek yerleri gösterecek renklendirme yöntemiyle çizilen haritalarda. Peki Türkiye'de tarım yoğun yapılıyor dedik. Tarımı etkileyen faktörler nelerdir ülkemizde? Dünya üzerindeki pazarın bu anlamda değişmesine sebep olan şeyler nelerdir? Onlara bir bakalım. Tarım etkilen faktörler dedik. Bunlardan ilki yer şekilleri ve yükselti. Bakın arkadaşlar bu önemli bir detay. Az önce zaten bundan bahsetmiştik. Yer şekilleri ve yükseltin arttığı alanlarda ya da bölgelerde Türkiye'de tarım yapmak zorlaşabilir. Bu dünyanın her yerinde böyledir. Tek farkla gelişmiş ülkeler doğal şartlara bu anlamda daha kolay müdahale edebilirken geri kalmış ülkeler doğal şartlardan fazlasıyla etkilenip bu alanda tarım yapamayabilir bunu da unutmayalım. İklim oldukça etkili. Yine bakarsak ülkemizin doğusuna doğru yükseltin artmasıyla beraber havanın soğuması, iklimin sertleşmesi mevcuttur. Yine denizellik etkisinin şeylerde sokulamaması, bu anlamda doğunduğunun daha karasal olmasına sebep olmuş. Ve iklim soğuk olmasından dolayı tarım şartlarını oldukça zorlamıştır. Bunu da unutmayalım. Yağış miktarı ve rejimi. Türkiye'de rejimi düzenli olan tek bölgemiz vardı. Orası neydi? Karadeniz bölgesi. Onun haricinde rejimi düzenli olan herhangi bir yağış sistemi herhangi bir bölgemizde mevcut değildir. Bunu unutmayalım. Yağış bu anlamda ne yapacaktır? Bitkilerin olgunlaşma süreleri üzerinde sıcaklık etkili olduğu gibi yağışın da bu anlamda etkisi vardır. Bazı bitkiler yağışı Yaz aylarında bazı bitkiler, kış aylarında bazı bitkilerde, ilkbahar aylarında isteyebilir. Bu dünya üzerinde de Türkiye'de de böyledir. O yüzden bulunduğum bölgenin yağış rejimi ve sistemi yapacağın e, tarım ürünü çeşidine sınırlandırır ya da genişletebilir. Sıcaklık yine iklimle paralel olarak sıcaklığın çok fazla olması, az olması ya da bu anlamda paralel gitmesi iklimi ve bu anlamda yine tarım ürünlerini rahatlıkla etkileyebilecektir. Toprak bakımı çok önemli. Son yıllarda Türkiye bu anlamda toprak bakımını daha yoğun yapmaya başlayan ülkeler arasına girdi. Bu da artı olarak e, tarımı etkileyen faktörler arasına işlendi. Sulama yine aynı şekilde. Sulama deyince aklıma Türkiye'nin en önemli projelerinden bir tanesi olan GAP gelecek. GAP'la beraber sulamanın artması Güneydoğu'da kullanabilecek tarım sahasını ne yaptı? Daha da avantajlı hale getirdi. Lütfen unutmayalım. Sulama deyince ilk önce de aklımıza proje olarak GAP'ı getirelim arkadaşlar. Hemen arkasından gübreleme. Yine son yıllarda sulamayla gübrelemin artması bu anlamda Türkiye'nin artı hanesine işlenmesine sebep oldu. Tarımsal açıdan. Yine tohum ıslahı bu anlamda artı. Makine kullanımı yine artı. Şimdi makine kullanımında bir durmak istiyorum. Buraya özellikle bir yıldız koyuyorum. Çünkü yine karşınıza çıkabilecek da makine ile ilgili Yorumlar isteyebilir. Şimdi makine kullanımı deyince ülkemizde bazı bölgelerde ne kadar istesek de makine kullanımını yaygınlaştıramıyoruz. Bu sorularda böyle bir soru geldiğinde yapacağınız ilk yorum şu olmalı. Makine kullanımı genellikle düz ve yimsiz sahalarda daha rahattır. Makine kullanımının zorlaştığı alanlar ise Türkiye'nin yüksek alanlarıdır. Şimdi Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu gibi bölgelerimizde oldukça yüksek sahalar olduğu için Buralarda makine kullanımında zorlanabiliriz. Lütfen bu detayı da atlamayalım arkadaşlar. O zaman bir tekrar edelim. Makine kullanımı ne kadar artarsa artsın. Türkiye'de bazı sahalarda makine kullanmamız oldukça zor. Sebep sorulursa bize hemen aklımıza ilk gelecek şey Türkiye'nin doğusunun çok yüksek olmasıdır. Yine zira mücadele son yıllarda artan gelişmelerden bir tanesi, önemli gelişmelerden bir tanesi. Bunu lütfen aklımızda tutalım. Toprak analizi yine aynı şekilde son yıllarda artan önlemlerden bir tanesi. Toprak analizi ile beraber toprağın bu anlamda kullanılması artırılmıştır. Bu da önemli bir detay. Çiftçinin eğitimi yine zira mücadele içerisinde gerçekleştiriliyor. Destekleme alımları ve pazar hem devletlerin yaptırımıyla hem de bu anlamdaki çiftçinin desteklenmesiyle kolaylıkla aşılabilecek sorunlar arasından çıkmış. Tarımı destekleyen kuruluşlar nelerdir? Karşınıza LSI'de bununla ilgili sorular da çıkabilir. Şimdi hemen aklımıza ilk ne gelecek? E, Türkiye Zirai Donanım Kurumu. Ziraat zaten bu anlamda tarım demek. E, zirai geçen her şeyde içerisinde tarımı destekleyecektir unutmayalım. Deve su işleri yine aynı şekilde sulamayla beraber düşünülürse çok rahat çıkarılabilir. Tarım İşletme Genel Müdürlüğü yine aynı şekilde Toprak Mahsulleri Ofisi, Ziraat Bankası, Tarım Kredi Kooperatifleri, Tarımı destekleyen kuruluşlar arasındadır. LSL yine karşınıza çıkabilir. Müzik